Benim şimdi balayında olmam lazım diye. Yani benim ne işim var burada? Evin tadilatı niye hala sürüyor ya? Aşkım, mekan yandı mekan. Koskoca fileye yandı ya. Bir müsaade et de birazcık ona üzülelim, olur mu? Yok, olmadı bu. Yapamadık biz yani. Biz acaba şey mi yapsak? Biz boşansak mı? Başak, şu an saçmalamada gerçekten zirveye ulaştın artık ya. Yalvarırım, boşanalım Bülent. Başak, ya sen dün gece ne içtin Allah aşkına ya? Ya arkadaşlar, bir ben miyim bu durumda bir gariplik olduğunu düşünen? Ben daha yeni evlendim. Ne işim var benim sizin evinizde? Ya ayıp oluyor ama ha. Allah Allah. Niye ayıp oluyor acaba? Yani niye ayıp oluyor ya? Sizin eviniz balayı dairesi mi? Ya tamam, o kadar olmasa bile yine de buranın da mutlu bir yuva atmosferi var Başak. Abartma ya. Öyle mi? Ya bak, sen böyle balayında Phuket'e gitmiş bir damatsın. Ya benim damadım ne yapsın? Fili'ye yanmış, Hakan'la Simoş'un evinde ya. Olur mu? Biz şey yapalım. Lütfen bak, boşanalım. Yok yok, ben böyle çok iyiyim. Phuket falan onlar böyle olduğu yerde kalsın. Ben çok iyiyim. Çok fıstık gibiyim, cillop gibiyim. İyi, çok iyiyim ben. Kıyamam. Ben şey yaparım diye sen şey yapıyorsun ama bak, bir şey yapalım. Ne yapalım? Boşanalım en temizi. Bu sonra tekrar evleniriz. Lütfen. Efendim? Sen ne saçmalıyorsun Allah aşkına ya? Bu gider borusunu temizleyip geri kullanacaksın. Ya bak, büyüklerimiz nasıl başlarsa öyle gider dememiş mi? Kötü başladı, kötü gidecek. Bak, o Ceyda bizi de yaktı ya, yaktı yani. Al ya, o Allah'ından bulsun ya, kör yerlerinden bulsun. Bilmiyorum, cezasını çeksin istiyorum işte. Arkadaşlar, Ceyda tutuklanmış. Oh be! Tamam, o zaman şey yapalım, bulmuş cezasını. Şey yapalım biz, şöyle yapalım. Bu kadar keder bence bize yeter, harekete geçelim. Evet, biz şey yapıyoruz. Biz o zaman şimdi Pelin'e gidiyoruz ve onu kötü düşüncelerden kurtarıyoruz. Siz de Sinan'a gidiyorsunuz, tamam mı? Aynen, siz de Sinan'a gidin. Hazır böyle önümüz açılmışken toplamak lazım, olmaz. İyi, masayı toplarsınız. Tamam. Hadi görüşürüz. Topla hadi, hadi. Başladın ha. Devam et bakayım. İşte bunun için bizim kendimizi sağlama almamız lazım. Ben zaten öyle yapıyorum. Hadi al bakalım, bir yeriniz şişmesin bari. Yok, ben diyetteyim. Biz konumuza odaklanalım isterseniz. Hadi hadi, bir tarafın düşmesin. Bak, sabah damat istedi. Açıp da bir dilim bile vermedim. Yani sana acık şey diyorum, anla. Beni de her zaman böyle göremezsin ha. Sağ olun. Afiyet olsun. Biz konumuza gelelim. Şimdi bunlar ne zaman bir araya gelseler şıp diye barışı veriyorlar. Evet. 40 yıllık evliler boşanıyor da bunlar bir türlü ayrılamadılar. İşte bu yüzden bizim işbirliğine gitmemiz lazım. Bunları bir araya getirmememiz lazım. Sonra da zaten unutulur gider. Ay, kız, sen de aynen ben gibisin. Ama dışarıdan belli etmiyorsun. Ay ilahi. O zaman ben benimkine sahip çıkıyorum, sen de seninkine. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok doğal davranmamız lazım. Yani kendiliğindenmiş gibi. Bunun psikolojide de yeri var, biliyorsunuz değil mi? Aa, bak bir de o kızın iki tane kuyruğu var ya, o arkadaşlar. Hele o benim Bülent'inki, beter mi beter. Onlara bir sıkı sahip çıkmak, göz kulak olmak lazım. Ben onları hallederim, siz merak etmeyin. Tamam. Ay ben buralarda bir yerde inseydim. Şoför bey. Geldik. Ha. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Olsun, iyi günler. Biz yürüyelim şoför bey. Ay bilmiyorum, nedir bu, harika bir şey ya. Bayıldım ya. Söyle çakal, zehir söyle. Şimdi şu an hani dengeler çok hassas ya. Hem birine hak veriyormuş gibi davranacağız. Hem de halklarla oynayacağız. Evet. Çok karmaşık, açsana biraz. Çok basit bir şey yokmuş gibi davranacağız. Tamam, ödesene. Hadi. Hadi. Yok bir huzur, yok. İyi, çok iyisin. Hadi görüşürüz. Hadi, her şey yolunda.
Ses yok. Hiç mi yok? Hiç yok abi. Tamam abi. Hadi yürü gidelim. Hadi gidelim ya. Başak beni var ya vurur ben ayakta gideceğim. Simay beni var ya kıtır keser. Sinan! Sinan! Peluş! Peluş! Peluşum! Peluş! Peluşum! Kızlar, gerçekten kimseyi kaldıracak kafam yok, tamam mı? Haberiniz olsun. Ama şimdi peluşum, bir şey söylemem lazım. Şu yanımdaki arkadaşımız Başak, saç rengini değiştirmeye karar vermiş. Bakın bu sefer gerçekten bir... Anlamadın mı? Anlamayacak ne var bunda peluşum ya? Sonuçta ben evlendim, benim saçımı şimdi sarı yapmam lazım. Yok artık. Kızlar ben dün gece rüya falan mı gördüm? Hayır canım. Yani gördüklerinin hepsi gerçekti. Ben evlendim. Ondan sonra file yayandı. Sen Sinan'ı terk ettin falan. Yani öyle küçük hayatın böyle enstantaneler onlar. Şu an daha önemli bir mevzumuz var. Lütfen onlar hayatın küçük cilveleri. Tabii. Yani şu anda gerçekten çok daha önemli bir konumuz var. Çünkü ya bu Başak arkadaşımız şu güzelim bakır saçını değiştirmeye meyletti. Ya sarı yapacak Allah aşkına. Ya bu noktada bana destek çıkman gerekiyor. Lütfen çok rica ediyorum. Siz ciddisiniz. Tabii ki ciddiyiz Peluş. Tabii ki ciddiyiz. Lütfen kendini bırakıp biraz benimle ilgilenir misin yani? Kendini düşünmekten vazgeç artık. Yani sonuçta ben evlendim. Benim daha oturaklı bir insan olmam lazım değil mi? Eğer saçım uzunsa kısa kestirmeliydim. Ama kısa olduğu için kestiremiyorum. Onun yerine dip boya sendromuna rağmen saçımı sarı yapmalıyım. Yardım et, beni düşün. Evet Peluş'um yani sarı nedir Allah aşkına lütfen. Bir destek çıkar mısın bana? Sarı olmaz. Olur. Tamam. Abicim, biraz ya, çok değil, biraz yalnızlık istedim ya. Niye açmıyorsun abicim kapıyı? Ağaç ettin bizi ya. Kök saldık harbiden ha. Ya ben size yalnız kalmak istiyorum demedim. Bunun hangi kısmını anlamadınız abi? Ama yok. Emir büyük yerden gelmiş belli. Ya iş konuşmaya geldik. Konuşalım işimizi gücümüzü gideceğiz abicim. Sonra kalırsın. Yalnız mı kalıyorsun? Ne kalıyorsan. Evet. Hem sigortadan da iyi haberler var. Ceyda'dan da iyi haber var. Biliyorum abi. Konuştum komiserle. Sevinmedi bu. Hakan. Bir bak istersen abi bana. Sevinecek bir durumun var mı sence? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.